Saygı değer arkadaşlar, kıymetli belediye başkanlarımız, değerli meclislerimiz, siyasi partiler, grup sözleri, çalışma arkadaşlarım, misafirler, basın mensupları. 2560 sayılı kanunun 3009 sayılı kanunla değişiklik 5. maddesi ve belediye meclisi çalışma yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince 2023 yılı SASKİ 1. Olağan Üstü Genel Kurul toplantısını açıyorum. Hayırlı olmasını hemen diyorum. Yoklamanın oylanmış sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Hayırlı olsun. Başkanım, gündemimiz bir madde. Evet. O bir madde meclislerimize ulaştırıldı. Okunmuş sayılmasını ve kabul edilmesini teklif ediyoruz. Evet. Gündemimiz bir madde sizlere ulaştırıldı. Bunu okunmuş sayıyoruz ve kabulünü oylarınıza arz ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler. Özeti nedir? Malum her ay tefe tüfe gereği su fiyatlarına ilave bir yük geliyordu. Bu ilave yükü kaldırmak, bunu artık dondurmak, sabit hale getirmek üzere sizlerin kararlarıyla artık su fiyatlarındaki tefe tüfe oranında artışı kaldırıyoruz ve fiyatlıyoruz. Bundan sonra sabit fiyatlarla vatandaşlarımıza hizmet vereceğimizi burada ilan ediyorum. Hayırlı olsun, Allah'a emanet etsin inşallah. Etmeyenler, özeti nedir? Malum her ay tefe tüfe gereği su fiyatlarına ilave bir yük geliyordu. Bu ilave yükü kaldırmak, bunu artık dondurmak, sabit hale getirmek üzere sizlerin kararlarıyla artık su fiyatlarındaki tefe tüfe oranında artışı kaldırıyoruz ve fiyatlıyoruz. Bundan sonra sabit fiyatlarla vatandaşlarımıza hizmet vereceğimizi burada ilan ediyorum. Hayırlı olsun, Allah'a emanet etsin inşallah. Sayın Başkanım, bu konuda söz alabilir miyim? Kapattık. Teşekkür ederim başkanım. Evet, daha teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her zaman kapatacağım. Her zaman kapatacağım. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, SASKİ kuruluşumuzun değerli genel müdürü, çalışma arkadaşlarımız, size bir tekrar saygı ve selamlıyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, gelen madde su tüketicilerine ve bizleri sevindiren bir tekliftir. Hayırlı olsun. Bize sevindirir. Enflasyon farkları yasayla konmuş yerel yönetimlerin yasa gereği isterlerse uyguladıkları ve her ay bir önceki ay TÜİK'in açıklamış olduğu efektif oranlarından yola çıkılarak suya yapılan zamdı. Tabi enflasyonla ilgili geriye baktığımızda artan oranlı yükselişler su tüketicisini zorla bırakıyordu. 19 Eylül 2022'deki suyla ilgili SASKİ'nin genel kurulunda bu farkları kaldırması yönünde talebimiz ve dileğimiz vardı. Geç de olsa şimdi bu farkın ortadan kalkması, yüksek oranlı enflasyon farklarının faturalara yansıtılmasının önüne geçtiği gibi kademeli su 25 tondan sonra %50 artışla uygulanıyordu. Daha önce de 13 ve 20 tonlarda artışlar vardı. Onlar da tekliflerimizde kaldırılmıştı. Bunun da kaldırılmış olması mutlulukla karşılıyoruz. Emeği geçenleri, düşünenleri tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Tabi bu teşekkür konuşması olmadı. Yani ben zaten emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim. Burada herkesin emeği var. Vatandaşlarımızın talebi var. Efendim muhtarlarımızın talebi var. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ettim. Burada herkesin emeği var. Vatandaşlarımızın talebi vardı. Efendim muhtarlarımızın talebi vardı. Tarım Federasyon Başkanımız da burada. Talebi vardı. Ve gerçekten vatandaşlarımızın taleplerini biz ilgili dairelerle enine boyuna ilerledik. Meclislerimizin talebi vardı. AK Parti yönetimimizin özel talebi vardı. Yani o kadar talep vardı ki bu talepleri değerlendirdik ve bu talepleri haklı görerek biz de İnşallah bu talepler çerçevesinde bir uygulamayı karara aldık ve bugün inşallah sizin de tavsiyelerinizle bu kararlar hayata geçiyor. Ben tüketicilerimize hayırlı olmasını,
Allah mübarek etmesini, bize bu konudaki dua etmelerini temenni ediyorum. Hayırlı olsun Sakarya, tebrik ediyorum. Maddeyi oynayalım mı başkanım? Oynamadık. Madde yok, oynamadık başkanım. Bir okuyalım maddeyi, birinci maddeyi. Oynamadık başkanım, oynamadık. Oynayalım. Ben başkanım sanki kabul edenler etmenler dediğimi hatırladım. Oynayalım. Bir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde ülkemizde uygulanan enflasyonla mücadele politikalarına katkıda bulunmak amacıyla 01.10.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere su ve atık su tarifleri ile uygulama esasları konulu 19.09.2022 tarihle 2022/12 sayılı genel kurulu kararı ikindeki uygulama esaslarının 2. ve 7. maddelerine yer alan aylık tüfe ve kademe uygulamasının iptal edilmesiyle 2023 Eylül ayı birim fiyatlarının sabitlenerek aylık tüfe ve kademe uygulanmaksızın devam edebilmesi amacıyla ekte bulunan su ve atık su tarifleri ile uygulama esaslarının onaya sunulması. Kabulünü teklif ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar, tabii ki bu kararı vatandaşlarımızın lehine verirken ciddi manada bütün şartları seferber ettik. Ekonomik tabloları alt üst ettik. Yani ekonomik tabloların alt olması mı, vatandaşın menfaati mi diye teraziye koyduk. Yani vatandaşımızın menfaati ağır bastı. Evet, ekonomik olarak maliyetlerin ne kadar zorlandığımız, su maliyetlerin ne kadar zor şartlarda verdiğimiz gerçektir. Çünkü bir maliyet ediliyor. Yani Sapanca Gölü'nden çeşmelerimize akan suyun maliyeti var. Evet, su bedava. Sapanca Gölü'nde su bedava. Evet, biz de bedavalı inanıyoruz ama o gölden suyu çıkarıp şebekeye, kurnaya getirinceye kadar bir ne var? Hizmet var. Bir bedel var. Burada teknik bedeller var, ekonomik bedeller var, personel bedelleri var. Var da var. Ve biz bunu en iyi şartlarda vatandaşımıza uygulamaya çalışıyoruz. Dengede tutmaya çalışıyorduk. Ama vatandaşlarımızın sınıfı çerçevesinde biraz zorlanıyoruz. Su fiyatlarında daha iyileştirmeler yapabilir mi size de? Aslında iyileştirmeler şu şekilde. Yani herhangi bir zaten farklılık yoktu. İlave bir şey yoktu. Biz yoku yok ederek her türlü bir takım olumsuzlukları üstlenerek vatandaşımızın lehine bunu kullandık. Yani burada bir var olan herhangi bir suda artı bir artı yoktu. Artıyı kaldırmıyoruz. Dengeyi vatandaşımızın lehine kullanıyoruz. Yani vatandaşın lehine dengeyi aşağı çekiyoruz. Teraziyi aşağı çekiyoruz. Bu da vatandaşların bilmesine fayda var. Bilin ki su size gelirken maliyetin altında geliyor. Yani biz o maliyeti sumanse ederek, farklı çalışmalarını sumanse ederek tolere etmeye çalışacağız. Maliyetin altında suyu sizlere aktardığımızı bilesiniz. Hayırlı olsun diyorum. Allah mübarek etsin. Yeter ki vatandaşlar mutlu olsun. Yeter ki vatandaşlarımız mağdur olmasın. Vatandaşlarımızın lehine olsun. Vatandaşların lehine olan her şeyde varız. Her şeyi parçalarız. Ama vatandaşımız lehine olan her şeyi yerine getiririz diyorum. Tekrar hayırlı olsun. Allah mübarek etsin. Evet. Bu girizgâhtan sonra bu güzel maddeyi, vatandaşlarımızın lehine olan bu maddeyi hep beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Cep hayır desene ya, şahit etmeyenler görüyorsunuz. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir, hayırlı olsun. CHP niye hayır demedi mi? Evet, teşekkür ediyorum diğer siyasi partilerin başkanlarına. Başta Cumhur İttifakımız olan Milliyetçi Hareket Partisi Başkanımıza, CHP'ye, Esad Partisi'ne, bütün katılım olanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, Allah mübarek etsin. İnşallah bu konuda bizler destek verin. Ne olur suyu lüzumsuz kullanmayalım. Ne olur suyu park bahçelerde kullanmayalım. Yani bahçelerde, tarlalarda suyu kullanmayalım. İçmenin dışında suyu kullanmayalım diyorum. Tekrar hayırlı olsun. Bir dahaki Ekim Meclisi'nde buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.